Değerli arkadaşlarım, pek çok sorun var. Doğru, sorunları biliyoruz, o da doğru. Kadın polisler var. Onların kreş sorunu hala çözülmüş değil ya. Ya bu polis arkadaşımız, kadın, çocuğu var, görevine gidecek. En azından çocuğunu rahat, güzel bir kreşe bırakabileceği ortamın yaratılması lazım. Türkiye'nin her yerinde olması lazım. Sadece kadın polisler için değil, polisler evli olan, eşi çalışmayan, eşi başka bir işte görev yapan polis arkadaşlarının da çocukları var. E bunların da kreş imkanı sağlanması lazım. Geniş bir teşkilatsınız. Türkiye'nin bütün coğrafyasında örgütleriniz var. O zaman bu sorunun sosyal açıdan ele alınarak çözülmesi lazım. Zor bir sorun değil. Kolay bir sorun. Rahat çözülebilecek. Bütün mesele siyasi otorite, evet bu sorunu çözün diyecek, bir cümle kuracak. Cümlenin gereğini de bürokrasi yerine getirecek. Ama bu maalesef yerine gelmiyor. Polisleri robot olarak görmek kadar yanlış bir şey yoktur. Ben talimat veririm, o yerine getirir. Polis her şeyden önce bir insandır. Onun da duyguları var. Onun da sevinçli günleri var. Onun da acı günleri var. Sayın İçişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklama var. 19 Haziran 2021'den. Hangi meslek grubu hangi meslek grubu bir çalışıyorsa güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Yani bir devlet memurlarından bir grup diyelim, maliyeciler, dışişleri vesaire, onlar çalışıyorsa emniyet teşkilatı onların 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın. E ben söylüyorum Sayın Bakan, sizin orada bir dakika durmamanız lazım. Bu cümleyi kuran arkadaşın 24 katı çalışmak zorundadır diyorsa, diğer meslek mensuplarına göre polise 24 kat fazla aylık vermesi lazım. O zaman bu cümleyi kurabilirsin. Aç bırakacaksın. Emekli olunca aylığını %50 indireceksin. Sonra kalkacaksın, bu lafı edeceksin. Polislik mesleğinin yüceliğini sokaktaki vatandaş da bilir, en tepedeki kişi de bilir. Bu meslek kutsal bir meslektir. Onurlu bir meslektir. Herkese nasip olan bir meslek değildir. Bu mesleğin gereğini yerine getirirseniz, getireceksiniz elbette, ama hakkınızın da teslim edilmesi lazım. Hakkınız teslim edilmeyecek, diğerleri bir saat çalışırsa siz 24 saat çalışacaksınız. Burası ne diyor? Polislik bir maaş mesleği değildir. Hiçbir meslek maaş mesleği değil ki zaten. Maaş mesleği diye bir şey de yok zaten. Bu tür acı olaylar sizi rahatsız ettiği kadar sokaktaki sıradan vatandaşı da rahatsız ediyor. Bunu da bilmenizi isterim değerli arkadaşlarım. 3600 ek gösterge, bunun verilmesi lazım. 3600 ek gösterge. Bu konuda biz parlamentoda değişik zamanlarda araştırma önergeleri verdik. Polislerin yaşadıkları sorunları mecliste bir araştırma komisyonu kuralım. Bu komisyona emniyet teşkilatından da insanlar, sıradan memurumuz olabilir, şefimiz olabilir, şube müdürümüz, daire başkanımız, hatta genel müdür olabilir, gelir ve emniyet teşkilatının yaşadığı sorunları anlatırlar. Ve dolayısıyla yasama organı bu sorunlara bir şekliyle çözüm bulur. Çözüm bulmak zorundadır. Kanun değişikliği varsa gerekli kanun değişikliğini oturur yapar. Polislerin mali aktarıyla ilgili parlamentoya gelecek herhangi bir düzenleme, emin olun parlamentodan oy birliğiyle çıkar. Kimse itiraz etmez. İtiraz belki niye bu kadar eksik yaptınız diye olur. Çünkü sizin çalışma koşullarınızı çok iyi biliyoruz. Zor koşullarda görev yapıyorsunuz. Bunu da biliyoruz. Karda, kışta, yağmurda. E siz alanlardasınız.